Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz dünden beri 29 Mart olduk galiba ben şimdi sesli gazeteye hemen geçeyim biraz da işim var dışarıya çıkacağım ondan sonra cuma sizden de ricam like'ları markları like unutmayın arkadaşlar hafta sonuna da geldik sayılır cuma günü hepinize güzel cumalar cumanız mübarek olsun hayırla olsun şabat şalom diliyorum hepinize güzel de hafta sonları diliyorum hadi bakalım sesli gazetede neler varmış inşallah çok uzun sürmez. Evet şimdi bunlar işte siyasal İslamcılar tamam mı? Siyasetle İslam'ı böyle harmanlarsan ortaya çok boktan bir şey çıkıyor. Şimdi Zübbeli Ahmet Hoca biz her gün böyle düşünüyoruz acaba yani bunların o neresi tavan o ahlaksızlık tavanı veya insansızlığın dibi nerede bunlarda filan diye böyle düşünüyoruz konuşuyoruz bir türlü bulamıyoruz. Her gün bunlar bir e, rekor kırıyorlar ya yani o bizim koyduğumuz çıta yani bizim zihnimizde koyabileceğimiz böyle düşünemeyeceğimiz, tahmin etmeyeceğimiz yerlere bunlar çıkıp bunlar iniyorlar. Yani öyle bir şey. Zübbeli Ahmet dün bir şey söyledi. Şimdi bu e, Yusuf Ekber. Bunu şimdi kovdular tamam mı? Cemaatinden, tarikatından kovdular, kovdular, siktir ettiler. Bunu bu da fıs gibi söndü tamam mı? Şimdi arkasına bir kuvvet toplaması lazım. Arka, yani şimdi şark kurnazı bunlar çıkıp AKP'ye yalakalanması lazım. Onu da yapıyor. Çıktı dedi ki CHP'ye bilmem neye şey vermek, oy vermek mekruhtur dedi. Allah Allah bu da vahiy gelmiş. Yani bu din alimi adamı filan hani kendisini öyle tanıtıyor. Bir de buna vahiy gelmiş. Yani Allah buna söylemiş yani. Ondan demokrasi, demokrasi böyle şeyler yok. Orada CHP'ye oy verirlerse kafir olurlar bunlar filan. bunlar Türkiye'deki skeçlere bile konu oluyor yani düşün herif diyor ki Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir. Vermeyen günahkar olur. Bir de rejim Yani ellerinde o da yaparlar. Azap çeker. Yeniden refah ve saadetin adaylarına oy vermek caiz değildir. Sen kim köpeksin ya? Ve bunlardan hiçbir tane bak AKP'li. Diyanetten birisi çıkıp hiç dediğini duydunuz mu? Hey 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 tamam bu kadar da yeter yani. Buna da müsaade edemeyiz. Hani biz kardeştik hepimizi sarılıyordunuz, kucaklıyordunuz. Her bir vatandaş 85 milyon öyle diyordu ümmetin lideri. Hiç Diyanetten AKP'den birisi çıkıp ki bunların yayın organları da Cübbeli Ahmet Hoca'nın önemli açıklamalar diye bu haberi veriyor. Hiç duydunuz mu diyanetten bilmem ne bir, bu kadar da bokunu çıkarmayın canım dinimizde böyle bir şey yok. O işte herkesin özgür seçimidir herkes istediğine oy verir. O daha dinlidir daha dinsizdir diye bir şey yok. Eşşol eşekler binmeye gelince Mercedes'e biniyorsunuz adamların arabasına. Ama kendi ülkenizde bir parti başka birisi o partisini sevmediğiniz partiye oy verdiği zaman dinlen çıkıyor kafir oluyor. Aha Bitlis seçime 3 kala istifayla çalkalandı. Ya öyle de çok da çalkalanmış değil yani Biz haberlerden duyuyoruz yani. CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyu Güzel. Soyu Güzel. Hep soy isminde böyle bir e, anlamlı bir şey olanlar hepsi dandik boktan çıkıyor Süleyman Soylu gibi. Adaylıktan çekilerek AK Parti'ye katıldı. CHP'den AKP'ye katılmak. Hani demek ki e, öyle idealmiş bilmem neymiş sol görüşmüş sağ görüşmüş böyle bir şey yok. Ya düşünsene sol görüşlü bir adamsın. Tam adaylığının son 3 gün artık şey 5 gün kalmış şeye e, seçimlere. Ne 5 gün lan bu hafta değil mi bu hafta sonu değil mi? Evet 2 gün kalmış. Neyse birdenbire böyle aydınlanıyorsun sağcı oluyorsun filan yani var mı Türkiye'de böyle bir şey? Onun için kimse kimse kendini kandırmasın. Kimse de bana burada yorum yapar gece de solcular, sağcılar öyle bir şey yok Türkiye'de. Yok. Hiçbir zaman da yoktu. Şimdi daha daha da yok yok. Adam CHP'den geçmiş Bitlis'te kirli oyunları kapalı kapılar arasında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes görüyor Yani iki gün kala böyle aydınlandın sen. İki gün kala bunları görmeye başladın. Böyle o ışık çaktı birdenbire değil mi? Bugüne kadar görmüyordun. Kim bilir sana ne teklif ettiler de birdenbire sen bu aydınlanmayı yaşadın. Da iki gün kala adam birden parti değiştiriyor ya. CHP'nin de saflığı. Yani sen kimi alıp almadığını bil, Herkes alıyorlar. Herkesi adam küfür etmiş Kılıçdaroğlu'na. Onu beş yıl sonra duyuyoruz falan. Onlar da bilmiyor öyle bir şey oldu da. Adam senden nefret eden adamları doldurmuşsun yani. Kimi gibi gibi <laughs> Bitlis'te de seçime üç kala iyi. Hadi şeyi anlarım yani iyi Parti'den AKP'ye falan geçenleri görüyoruz da yani. CHP'den o da var Türkiye'de artık o da mümkün Türkiye'de çok da gördük. Hümmetinin lideri Erdoğan 2 metrelik Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman'ı görünce şaşırdı. Niye şaşırıyor? Şöyle kıskanmıştır o. Demiş ki boya bak boya. Cumhurbaşkanından daha uzun demiş. Sen ne merak ediyorsun? Metin lideri sen kederlenme ya. Hiç kimse senin <laughs> Se, hiç kimsenin eli senin elinden uzun değildir. Boy uzun olabilir. Mühim olan eli uzun olmasın. Sen daha iyi çalıyorsun. Sen daha iyi hırsızsın. Bir arkadaş da yorum yapmış. Dili de uzun diyor. Öyle. Dili de uzun onun. Eli uzun, kolu uzun. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da vatandaşların yüzüne paket fırlattı. Yani yine şükrederim canım. Yüzüne fırlatmış. Götüne de sokabilirdi. <laughs> İstersen onu da yapar. O ümmetinin lideri. Türkiye'nin Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız bir tanemiz o bizim. İsterse yani vatandaşının o yüzüne atmaya e, cüret ettiği vatandaşının kıçına da sokmak isterse bunu da yapar. Yani sonuçta hani vatan hainliğine gerek yok. Harbi de çok komik ya. Adam atıyor suratına atıyor böyle ne var ne yok orada kime gelir kime isabet eder hiç umrunda da değil yani. Gazeteci Yavuz Demira AKP Ankara adayı Turgut Altınon diplomasının sahte olduğunu söyledi. Ya çok da bir habercilik değeri taşımıyor. Sahte yani sahte olup olmaması çok önemli değil günümüzün Türkiye'sinde. Yani onun diploması sahte. Altınon diploması sahte mi değil mi ona bakacağız. Hem yani diplomasının sahte ve gerçek olması onun hayat düzenini değiştirecek bir şey değil yani. Altınon Altınok zaten işini kurmuş 800 tane. Ee, villası var, bilmem apartmanı, dairesi var falan. ya. Bana böyle bir şey söylense, benim de gerçekten şeyim, diplomam sahte olsa derim ki evet sahte. Tamam lan istemiyorum diploma falan derim yani lan 800 tane dairen var sahte olsa da ilkokul mezunu. Dolandırıcılık davasında 454 milyon cezaya çarptırılan eski ABD Başkanı Donald Trump incil, incil satmaya <laughs> İncil satmaya başlamış arkadaşlar. Çok Tanıdık şeyler bunlar. Hakikaten adam elini almış. Tüm Amerikalıların İncil'e ihtiyacı var. Çünkü yok basılmadı daha. Yani matbaa icat edildi. Daha yeni yeni basılmaya başlandı bunlar İncil. Yok kimsenin evinde yok yani. Toplatılmış. İşte CHP orada da çok etkiliymiş Amerika'da. İncil falan okuyamıyorlarmış yani. Kiliseler, ahırlar falan çevrilmiş. Bende de çok İncil var. En sevdiğim kitap <laughs> sadece 59-99. Ya din satış çok karlı bir satış. Ama biz tanıyoruz bunları. Ya biz yemeyiz yani. Biz, 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 biz Bırak Allah aşkına. Yani sen Kur'an satsan daha çok alırlar bak. Valla Kur'an satsan hatta Trump Müslüman olmuş filan deseler. o ki millet de inanır. Videolar, kepsler bilmem neler dolaşır yani internette. Hamza da CHP'li duydum, Demli duydum ama TKP'li olup oy vereceğim diyeni de ilk defa duyuyorum ya demiş. Ya bunlar ne kadar pışt adamlar ya. Bir tane genç geliyor oradan. TKP'liyim sana oy vereceğim diyor. Hamza da İzmir'de TKP'liymiş. Verecekmiş Hamza'da da o ilk defa duyuyorum ya filan. Sonradan çıkıyor ki TKP'li MKP'li değil herif bildiğin AKP'nin bir üyesi. Orada fotoğrafı da fotoğrafını bulmuşlar. ne oğlum biz bu kadar mı aciz bu kadar mı ezik tiplersiniz ya. Ya bu, hiç mi bunlar görülür ortaya çıkar filan diye hiç mi düşünmüyorsunuz yani. Hiç yok öyle bir şey adam. AKP üyesi gitmiş orada biraz saçı uzun olunca böyle AKP'lilere benzemiyor. AKP'lilerin görünüşü biraz daha hani sıradan hödük tipler ya. Öyle olmayınca biraz daha böyle hani İzmirli tipine benziyor falan. Hamza daha kim ya Allah aşkına Hamza daha verecek bir şey oyunu. İstanbul Havalimanı'nda ilginç olay. Uçağa binmemeleri için 50 euro teklif ettiler. Şimdi orada da açıklıyor. 50 euro teklif ettiler bize kabul etmedik diyor 50 euroyu. Ulan 100 euro yapacaktı falan diyor çift gidiyorlar orada. Orada tabii işte 300 kişilik uçağı 330 kişi satınca onları vazgeçirmek için. Bunlar da bir ayrı bir push bu hava yolu şirketlere. 330 yani fazla bilet satıyorlar. 100 euroya 50 euroya işte 2 saat sonra başka bir uçakla uçun demeyi teklif ediyorlar. Ver biletin fiyatına yiyorsa Yıllar önce olmuştu. Marsilya'dan İstanbul'a sefer açılmıştı. Böyle bir yoğunluk oldu falan. Biz de erken almıştık biletimizi. E, Telefonla aradılar. Bizi. Merhaba işte e, Türk Hava Yollarından arıyoruz. Acaba şey yapar mısınız? E, i̇şte o istediğiniz tarihte değil de bir gün önce gidin Türkiye'ye ama e, business class'ta gidin falan demişlerdi. <laughs> İyi dedik biz de business class'ta gideriz ama bir gün önce gideriz. Çünkü çok bilet sattıkları için veya bizden boşalacak yeri daha fazla bir fiyata satacakları garanti olduğu için öyle bir şey yapmıştı Türk Hava Yolları biliyoruz. Ama biz de hayatımız ilk defa business class'a bineriz en azından dedik. Neyse işte o gün geldi business class'a bindik işte portakal suyumuz falan geldi ama <laughs> Fark ettim ki yani sadece bize teklif etmemişler onu, pek çok kişiye teklif etmişler. Yani bizim business class zaten direkt ekonomi sınıf seviyesine kadar indi, inmişti. Yani o perdeyi falan koymaya da gerek yoktu. Orada koridorda ayağında bebesini sallayan teyzeler, otlu peynir yiyen amcalar falan yani turşu murşu yiyorlardı. Yani öyle çok da business class havasını almamıştık ama öyle bir deneyimimiz olmuştu. Kabin amiri krema getiriyor. Her yere sıkılıyor. Uçak kalkana kadar bu bitecek. Hadi bakalım. Bu değil. Bir şey olduğu yok. Ee, gazeteci Demir daha tamam bunu sahte demiş. Ömer Çelik parti cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların sahada olmasından da daha doğal ne var demiş. Bok var ne olacak. Sizin gibi bokların olması var. İşte olmaması lazım. Bu doğal bir şey değil. Hayvan herif. Siz devletin tüm im imkanlarını kendi partinizin şeyi için kullanıyorsunuz. Ya bundan daha anormal bir şey mi var? Normal bir demokrasi dedim. Bundan daha anormal bir şey yok. Cumhurbaşkanı ne karışır belediye başkanının adaylığına bilmem nesine? Normal bir demokraside. de. Bir de bunu sanki çok normal bir şeymiş gibi doğalsın. Çok doğal bir şey bu ya. Çok doğal bir şey. Sizin için her şey doğal zaten. Arsızlık, ahlaksızlık, hırs, çalmak, o paralar, kaza kaza, namussuzluk. Bunların hepsi doğal sizin için. Doğal, çok doğal, aşırı. Organik. Hakan Fidan ve Hulusi Akar, Hulusi Kokar, İstanbul'da Murat Kurum için oy toplarken karşılaştı. Bak sen ya ne tesadüf. Yani oy, oy topluyorlar İstanbul'da ve karşılaşıyorlar. Ya meydan tabi boş olunca öyle meydanda ister istemez birbirleriyle karşılaşıyorlar. Meydan demişken yani İstanbul'da hani böyle iki tane AKP'linin bir yerde karşılaşması Konya Ovası'nda sıçacak yer bulamamak gibi bir şey yani. Ulan koskoca İstanbul yani nasıl karşılaşabilir? Karşılaşma imkanı yok. Demek ki bunların belirledikleri mantıkalar hep aynı yani. Şurada şu sokaklarda gezelim farklı bir yere gitmeyelim başımıza bir şey gelir. <laughs> ne olur ne olmaz filan diye. Kendileri de biliyorlar nereye gideceklerini. Bitti. Evet belki de sesli gazetenin rekorunu kırdık arkadaşlar. 12 dakikalık bir sesli gazete olmuş oldu. Ben şimdi gideyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canı gönülden. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.